KOBİ Gelişim Destek Programı 3 farklı konuda yayımlanmış ve... Küçük ve büyük ölçekli işletmeleri kapsayan yeni KOSGEB Destek Programı'nın detaylarını KOSGEB Bolu İl Müdür Abdurrahman Usta anlattı. Dijitalleşme ve dijital altyapılarının geliştirilmesi konusuna ilaveten... Desteğin son başvuru tarihini, başvuru şartlarını ve üst limitlerini anlatan usta, başvurmayı düşünen şirketlerin imalat sanayisinde olması gerektiğini söyledi. Bu noktada geçen seneki dijitalleşme ve daha önceki dijitalleşme konularında 1 milyon olan üst limit 2 milyona çıkarıldı. Rekabetçilik ve verimlilik artışı konularında da üst limitimiz 1,5 milyon olarak belirlendi. Usta, desteklerin faizsiz ve esnek bir geri ödemesi olduğuna da dikkat çekti. KOBİGEL destekle KOBİGEL gelişim destek programımız kapsamında 4 ana gideri destekliyorduk. Biz hala öyle. Bunlardan bir tanesi makine teçhizat, yazılım, personel ve hizmet alımı olarak 4 ana kalemimiz var desteklediğimiz. Bu noktada makine teçhizat, yazılım ve hizmet alımında destek oranımız %85. Bu kapsamda projede desteklenen giderlerin %85'ini biz geri ödemeli, faizsiz bir şekilde destekliyoruz. Geri ödemede proje bitiminden bir sene sonra başlıyor. Yani 12 aylık bir projede, proje 12 ay sonra bitiyor ve bir sene sonra geri ödeme başladığını düşünürsek 2 sene ödemesiz. Sonraki süreçte de 4'er aylık 6 taksitte faizsiz bir şekilde geri ödüyor işletme. Bu bahsetmiş olduğum makine teçhizat, yazılım ve hizmet giderlerini. Usta, işletmenin tercih ettiği teçhizatın yerli olması durumunda desteğin arttığını ekledi. Makine teçhizatın yerli malı belgesi varsa bu oran %100 olarak uygulanıyor. Yani tamamını destekliyoruz üst limitler dahilinde. Dördüncü kalem olan personel giderinde de personel maaşının tamamını hibe olarak geri ödemesiz olarak destekliyoruz. Belirtilen üst limitler dahilinde tabii ki proje süresi boyunca. En fazla 2 yeni personel için destek sağlanabiliyor. Usta başvuru şartlarını da paylaştı. Bu desteğe küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabiliyor. Biliyorsunuz KOBİ'yi biz 3 sınıfa ayırıyoruz. Mikro, küçük ve orta olarak. Mikro işletmeler buna başvuramıyor. Orta veya küçük işletme olması lazım. Bu da 2020 ve 2021 verilerine göre çalışan sayısının 10'un üzerinde olması ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosunun da 5 milyonun üzerinde olması gerekiyor işletmenin mikro sınırını aşması için. Bu şartları sağlayan işletmeler bu desteğe başvurabiliyor. Yine bu desteğe başvurabilmesi için zaten başında da belirttim, imalat sanayinde faaliyet göstermesi gerekiyor işletmenin. Abdurrahman Usta başvuruların internet üzerinden yapılacağını işaret etti. Başvurmak isteyen işletmeler online olarak KOSGEB'in sitesinden başvurularını yapabilirler. Son başvuru tarihimiz 11 Ocak 2023. O yüzden başvurmak isteyen işletmelerimizin elini biraz hızlı tutması gerekmekte.